Yani ilk başta çiftçiler 8. ayda filan, 8. ay yani o dönemlerde topluyorlar bu biberi. Biz üyelerimiz çiftçilerle anlaşıyoruz. Bu biberi Urfa'ya getirip böyle işte sahalarda işçilerimiz bunları elleriyle temizleyip parçalıyorlar. Sonra bunları makinelerden geçirip parçalayıp böyle sahalara seriyoruz. Yani biz burada ham maddeyi kurutup depolara çekiyoruz. Bunun yanında biber salçası yapıyoruz. İşte bu aşamaları komple bu alanlarda yapıyoruz. Sezonumuz 8. ayın 15'inde başlıyor. Bu 3 aylık sürede yani güneşin enerjisiyle, yani güneşin etkisiyle bu biberi 3 ay içinde şey yapıyoruz yani, kurtarıyoruz. Yani kırmızı, ilk başta biberimiz kırmızı böyle. Sonra bunu siyahlaştırıyoruz, mor hale getiriyoruz. Bunları da işte boğma dediğimiz poşetlerin yani böyle naylonlar içinde bunları böyle karartıyoruz, morartıyoruz. Böyle işliyoruz. Güneş olmasa bunları yapamayız. Yani bu işledikten sonra artık pazar alanına gidiyoruz. Üreticilerimiz, kendi üyelerimiz bunları piyasaya pazarlıyorlar. Yani bu ekonomiden dolayı bayağı piyasa durgun şu dönemlerde. Geçen yıl 2 TL'ye aldığımız biberi bu sene de 2 TL'ye alıyoruz. Yani 15-20 TL'ye, 30 TL'ye yakın biber satıyoruz. Yani kurutulmuş biberi satıyoruz. Yıllık ortalama bir 500 tona yakın biber işliyoruz. Bunun da kurutulmuşu işte 25 bin, 30 bin yapıyor. Bunun yanında biber salçası var. Yani bir 200 bin, 300 bin tona yakın onu alıyoruz. O da işte bir 15 bin, 20 bin tona yakın üretim yapıyoruz. %25'ini karşılıyoruz Türkiye'nin. Hedefimiz bunun %50'sini, %60'ını. Amacımız daha üyelerimize daha hijyenik, daha temiz ortamlarda biber alanı yaratıp bu sahalarda Urfa biberini Urfa Avrupa'ya ve Türkiye piyasasında tanıtmak. Yani Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine gidiyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Urfa'nın bütün biberleri bu taraflara gidiyor yani. Yani Urfa'nın biberinin, Urfa biberinin aroması çok farklıdır. İlk başta ağza alındığı zaman hafif ekşime bir tadı olur. Ondan sonra bu acı hissedilir. 2-3 saniye sonra hissedilir. Urfa'nın kendi aroması, yani sodun aroması çok farklıdır. Bunu yani hemen hemen Türkiye'de, dünyada yani olmayışı diyebiliriz. Yani şu anda Urfa biberi 1.25 TL'ye geliyor. Ortalama kurutulmuş piyasaya sunulmuş hali 35-40 TL tutuyor. Şimdi bunları makinelerde çekiyoruz. Çektikten sonra bunları zeytinyağıyla, tuzla birlikte karıştırıyoruz ve piyasaya öyle sunuyoruz. Yani yaklaşık evcil biberle birlikte çektiğimiz zaman ortalama bir 700-800 bin ton yeşil, yani yeşil biber çiftçiden bizlere gelir. Kurutulmuş işte bir 40 ton, 50 tona yakın böyle bir şey yapıyor yani, evet.
Şu anda devlet desteğimiz yok. Ama kurumlardan beklentimiz bizim istihdamçılara yer teminidir. Daha Urfa biberine daha hijyenik, daha ekonomi anlamda destek bekliyoruz kurumlarımızdan, devletimizden. Urfa biberine, bu marka Urfa'mızındır. Bu marka tüm Urfa'nın bir geleneğidir, bir geçmişidir yani. Yıllardan beri İSOT dediğimiz zaman Urfa akla gelir. Bu İSOT'un da kıymetini bilelim. Kurumlar da bize destek verirse daha hijyenik ortamlarda bu biberi üretmiş oluruz. Yani bu tohumlar biberin zaten özüdür. Bunu alıyoruz. İlk başta bu tohum, yani biber, gelen biberi biz eleklerden geçiriyoruz. Tohum ayrı bir tarafa, biber dediğimiz ipeksi olan biberi ayrı tutuyoruz. Bunları satışı yaparken oranına göre biberin içine katıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu oranlar var. O oranlara göre. Yani sıfır tohumsuz biber de satıyoruz. Tohum içine koyup da satıyoruz. Bu ne yapıyor? Tohum maliyeti düşürüyor. Tık telaya almış olduğumuz ana biberi ne yapıyoruz? Daha uygun hale getirmek için %50, %30, %40 diye oranda tohum katıyoruz ki fiyatını düşürüyoruz. Örülme diye akşam işimize bakın. Çalışmamıza bağlı. Sabahtan 5'te de gelebilir, 6'da da gelebilir. 15-20 tane çıkarabilir. Biberin iriliğine, ifakına bağlı. İri olursa 20-25-30 tane çıkarıyor. Ama ifak da olursa 10-15 tane. Bunun torbası 3. 25 senedir bu işi. Çocuk da verdik, sünnetini de ettik. Herkese bak, yuvası abed oldu. Allah bin bereket versin. Önce de imkan yoktu, şimdi imkan var. İrel cüründe dökerdik, robotta çekerdik. Şimdi makine çıktı. Hekime olan makine değil, hekime olmayan da duruyor bakıyor. Bu alandan kurtulmak istiyoruz. Artık bu şehir içerisinden kurtulmak istiyoruz. İlgili kurumların, belediyenin, Gıda Tarım Bakanlığı'nın, valiliğin bizlere yeni yerimizde destek vermesini, buralardan artık çıkalım. Mahalle içerisinden çıkalım. Daha hijyenik, daha güzel koşullarda, daha iyi yerlerde, kendi yerlerimize geçerek yapalım. Yani. Bu işi daha hijyenik ortamda yapalım, daha güzel yerlerde yapalım. Sulh serüveni tarlada başlar. Sizin de bildiğiniz gibi tarlada. Tarladan hale de gelebilir. Biz halden de alıyoruz. Çiftçiden de direkt alıyoruz.
İşte burada sizin de çekimlerinizi yaptığınız gibi görüyorsunuz. Bir alanda işçiler, bayan işçiler temizler. Ondan sonra parçalanır, sergiye geçilir. Sergiden kurulduktan sonra terleme vardır. İşte 5-6 aşama. Terlemeden sonra kendi müşterilerin arzu ve isteklerine göre mor olabilir, siyah olabilir, kırmızı olabilir. Böyle gruplandırarak, 3 grubu ayırarak biberi işleriz. Yaptığımız iş abi, şimdi bayanlar biberi orada başını çıkarıyor. Biz de makine açıp şurada seriyoruz zaten. Kurudu mu ondan sonra tere koyuyoruz, böyle üstünü kapatıyoruz. Tam böyle siyahlaştı mı işte şöyle seriyoruz abi şura. Ondan sonra onları makineye vurup, eleme makinesi var bizde. Ondan kuruyu soyuyoruz abi. Sabah 7.30'da başlıyoruz, akşam da 7.30'da bırakıyoruz abi.